Evet yayındayız. Dur lan şey yapmadık. Mikrofonu böyle önüme alayım. Şurası da kapatayım. Ee. Arkadaşlar hoş geldiniz. Zannediyorum yayındayız. İnanılmaz ee, inanılmaz yorgunum normalde ama sizle bir arada olmanın enerjisiyle yayınımı açtım. Acayip yorgunum. Cumartesi sabahtan gittim. Ee, Manchester'a uçtuk. Orada apar topar maça git. Akşam ee, maçtan sonra çok az bir vaktim oldu Ondan sonra sabah tekrar Londra'ya trenle git ee, Daha doğrusu sabah Manchester Stidman'a kalktım İdman'a gittim hepsinin detaylarını anlatacağım Manchester Stidman'a gittim Orada yaşadıklarımın bir kısmını voleyde anlattım Tamamını anlatacağım Oradan trenle Londra Londra'da apar topar Geldim işte Fenerbahçe maçını izledim Sonra bir yemek falan yedim yani Tek vakit geçirdiğim şey yemek yemekti Sabahın köründe de uçakla döndüm. İnanılmaz yorgunum yani. Öyle böyle değil. Kaldı ki geldim, ayağımın tozlu uçaktan indim. Voley'e gittim, maçı izledim, yayına çıktım. Ama ona rağmen buradayım. Hepinizi çok seviyorum, çok sağ olun burada olduğunuz için. Kaç kişi var bakalım. Kaç kişi var bir bakalım. Şimdiden 429 kişi var hepiniz, hoş geldiniz. Ee Ali Uçar abi sponsorla mı gitmiştin? Evet Qnet e, aracı oldu. Tek çok teşekkür ediyorum. Manchester'ın uzun süredir sponsor 3 sene önce götürmeye kalk yani götürmek istemişlerdi beni. Leeds United maçıydı yine. O zaman bir yer hoca vardı. Gittik Londra'ya. Fırtınadan maçı iptal oldu. Geri döndük. Biraz e, onun telafisi gibi oldu. Tekrardan teşekkür ederim bu arada. Onlara da aracılık ettikleri için çünkü yani ben maça giderim de ben Manchester City'mana giremem. Aa. Evet, Sami Aslan saçımı sakalım beğenmiş. Teşekkür ederim. Bu arada bir anketimiz var. Ankete bakarsanız da ekstradan sevinirim. Ee, abone miyim diye sordum sizlere. Çoktan ve tam şimdi oluyordum seçenekleri var. Birini tercih etmeniz gerekiyor. Birini tercih etmeniz zorunlu arkadaşlar. bu arada 230 bin olmak üzereyiz. Çok yakınız. Ee, hemen aktarayım son durumu. 245 kişi sonra 230 bin olacağız. 245 karakullukçu takipçisine ihtiyacımız var. Bir tıkla abonelik tuşuna basacaksınız. Ee, kemik kadro buradayız. 30-40 şanslı insanla seyircili bir yayın demiş. Neyse ya toplanırız daha rahat olun. Geceniz biliyorsunuz geceler bizi. Mayıslar, nasıl Galatasaray Mayıslar bizim diyorsa gecelerde bizim rahat olun. İlerleyen dakikalarda saatlerde mutlaka toplanırız. Aslanur de söylemedin yayın açacağını demiş Oğuzhan Temel. Söyledim ya. Hatta ben Manchester City anlarımı direkt buradan anlatacaktım. Serdar abi biraz gönül koyunca anlattım orada da bir kısmını. City'nin sefiri geldik demiş. Kutay Şahbaz. Çök saldık abi demiş Poyraz 1905. Şükür kavuşturan demiş Selma teşekkür ederim. Selam Öz abi demiş Boca Kortu'nun. Ben de senin dizini seviyorum kardeşim. Abi ben geldim merhaba demiş Sinan Bolat. Ee, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Azizcan Elmas süper chat atmış. Kral ben de hafta sonu Londra'daydım. Toplum maçına gittim. White Hart müthiş bu halde yayın yapıyorsun adamsın demiş. Eyvallah teşekkür ederim. Asla benim niyetim ben ben o kadar hadsiz olduğum için normalde akşam yemeğe götüreceklerdi beni. Ben West Ham Manchester United maçına bilet baktım bulamadım. Tükenmiş biletler. Biraz da üşen geçiştim. yani aptallık yaptım. Buradan bileti alsaydım Londra'ya rahat, rahatlıkla giderdim. Orada biraz benim üşen geçtiğimin payı var yani. Onda e, haksızlık e, etmeyeyim kimseye. Kendi hatam. Biletimi alsaydım zamanında giderdim. Abi City maçına ne zaman gittin demiş Sinan. Cumartesi de olmuştu zaten saat sabit. İzlemişsindir ya da biliyorsunuz gününü. City maçını ciddi bahis ne önerirsin abi demiş Yiğit. Ee, Real Madrid maçı belli olmaz abi. Ayrı. Ama ben, ben City daha önde görüyorum onu söyleyeyim. Yorumcudan satılık City taktik raporu az kullanılmış demiş Sportman. Vereceğim vereceğim detayları vereceğim. Eee... Aziz Can'a da süper chat için teşekkür ederim tekrardan. Haaland, Haaland demiş Poyraz. Ama Haaland yüzümüze bakma. Haaland yüzünden yakalandım. Onu anlatacağım. Haaland yüzünden niye yakalandım? Az sonra detayları vereceğim. Haaland bizi üzdü. Osman Demir gelecek vadeden oyuncu olarak üyelerimiz arasına katılmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Hoş geldin abi demiş Hüseyin Türk. Eyvallah siz de hoş geldiniz. Abi bizim iş, yayın işi ne oldu ya demiş Ramazan Ekmen. hangi yayın işi şey mi? Üyeleri özel yayın mı? Mutlaka olacak. Telafi yayını da yapacağım. Çünkü bir tane kaçırdım. Ee, merak etmeyin o işler bende. Direkt buradan açacağım. Discord'tan değil. Direkt üyelerimize özel buradan açacağım. Ee, üye yayını olacak yani. Tamamen siz soru cevap full. Ee, ne sorsanız hemen her mesajı okumaya çalışıyorum. Biraz daha tabii dar bir kitle olacağı için rahat rahat bütün sorularınızı cevaplama imkanım olacak. Ben yine sizin bir çoğu mesajınızı okuyorum, okumaya çalışıyorum mümkün olduğu ölçüde. Gol atamadı diye triplere girmiştir Halant demiş Cihan Yengel. Yengel. Vallahi olabilir. Biraz da ondan üzüldüm ya. 3 tane karşı karşıya kaçırdı. Bir tane gitti penaltıyı verdi. Niye böyle bir şey yaptı onu da anlamadım. Ya ilk için iyi, güzel bir jest yaptı da Döndü dolaştı bana patladı. Ya kardeşim İlkay Hattrick yapacak diye Erdem atletik diye ben niye köfteci açıyorum? Sen yapsana atsana penaltı golünü. Forma imzalattım abi sizde demiş Enver Ateş. Bekle geliyorum. Bir de ben şu şeyi bir sileyim kamerayı. Kamera biraz bulanık geldi bana. Geliyorum şimdi. Oğlum. E, evet, Luka da beni görmediği için özlemiş. Sağ olsun. Evet, e, formalarımız burada. Şimdi açıkçası önce can sonra cana. Ne yalan söyleyeyim. Şu burada gördüğünüz gibi canlı can. Bu arada dur lan, parası gözükmüyor mu lan? Hı, tamam. Evet. Julian Alvarez imzalı Manchester City forması ama bunu vermem. Çünkü bu bir tane. <laughs> bunu bunu kendime şey yapacağım. Ya o kadar şeyim pişmanım ki. Ben Alvarez'e imzalattım. Daha sonra Bernardo Silva falan gelecek diye öbür formayı ayırdım. Alvarez'i ben alacaktım. Daha büyük bir oyuncu gelirse onu size imzalatacaktım. Tek istisna şeydi. Grilish gelse eee ben alacaktım. Size Alvarez'i verecektim. Ee, ama maalesef hiç kimse gelmedi. Bir, Rico Lewis de şeyden önce gelmişti Alvarez'den. Ee, burada Sergio Gomez imzalı. Bu bir yatırım formu, bir, bir yatırım tavsiyesidir. Sergio Gomez imzalı Manchester City forması. Bunu size hediye edeceğim e Zaten normalde de yani hoşunuza da gitmiyorsa yıkarsınız. Ee, orijinal e, Manchester City forması ee, size ulaşacak arkadaşlar. Ee, tertemiz forma. Bir tane de Iı, kırmızı siyah ikinci alternatif forma var. Onu da hediye edeceğim. O imzasız iki forma ayırdım yani. Ah. Yakışıklı Ural, saçların çok iyi olmuş demiş Emre Bayazı. Çok teşekkür ediyorum. Alvarez büyük topçu olacak ya demiş. Game Changers. Bu arada o kimdi de la haha demiş Mahmut Çevik. Bak bunu başka yerde anlatmam. Karakulukçu üyelerine özel karakulukçu abonelerine özel anlatıyorum. Bu arada Berat Şahan Çiftçi hoş geldin. Ee, katıl butonuyla üye olmuş. Osman Demir'i söylemiştim zaten. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sergio Gomez'i uzaktan. Şöyle idman yapılıyor. Ee, bir kere idmanda tam bir terör estirildi. Yani asla asla futbolculara seslenmek meslenmek bırak. Yani göz göze gelmek yasak. Real Madrid maçı taktik idman olduğu için çok sert kurallar vardı. Ben ne kadar gevşetmeye çalışsam da askala atılıyordum. Onu anlatacağım. Ee, i̇dman bitti. Çocuklara ayırdılar tamam mı? Çocuklara yani onlara futbolcular imza verebilsin diye çocuklar ve ailelerini başka bölüme aldılar. Biz kaldık orada 5-6 kişi. Ne yapacağım ne edeceğim falan. Böyle Foden'a benzer biri. Foden'a benzer biri. Ee, şey var. Ee, bizim durduğumuz yer var. Kulübe var. E ee, ku yedek kulübesi ve kulübenin öbür tarafında çocuklar ve aileleri var. Beni oraya almıyorlar. Ama bu kulübedeki bir bir kişiyi Foden Foden zannettiğim, Yani ben bu imzayı Fod'un diye aldım. Sergio Gomez'den. Foden diye imza aldım ben. Foden zannettiğim ve inanılmaz da benzeyen. Allah bela versin böyle bir şey olamaz. Dur açacağım ikisinin görselini. Yani azından uzaktan benziyor? Full o kadar da bak şöyle daha iyi olacaktır. Ha bu bu şahıs. Vereyim mi ekrana? Nerede? Gündemle alakası yok belki de vardır. Patladım demiş Eren. Erenciğim teşekkür ederim. Aa fodunumsu. Fehmi Demir fodunumsu demiş. Yemin ediyorum fodunumsu bir adam. Bak veriyorum ekrana. Dur şöyle vereceğim. Allah belan versin Fodun'a benziyor. Bu adam uzaktan Fodun'a benziyor arkadaşlar. Şimdi direkt bakınca gö gözükmüyor. bir şahıs kulübeye doğru yaklaştı. Az önce anlattım ya. Biz kulübe bir de görevlilerin artık gittiği şey öbür taraf var. İşte orada griliş imza dağıttı. Biz kaçırdık onu. Halledemedik yani Bernardo Silva'lar onlar bunlar. Kulübe yaklaşınca ben de Götüm götüm böyle adım adım Gittim yalandan formayı gösterdim ee, Normalde artık Zaten banla testten atılma Noktasına gelmişim ee, Sergio Gomez de Beni gördü geldi imzaladı geçti Ulan dedim ki Lan fodundan Daha kısa bu sanki biraz Abi alakası yok diyor. Ulan uzaktan alakası var Kardeşim anlamıyorsun saç kesimi aynı Alakası yok fodunla alakası. Ya hadi oradan ya. Tabii ki yani aynı insan mı diyorum ben. Allah Allah ya. Nasıl alakası yok kardeşim? Uzaktan var işte. Tövbe estağfurullah. Orada 30 metreden adam görüyorum. 30 metreden seçmek kolay mı? Bir tek Haaland belli. İlkay belli. Bernardo Silva belli falan böyle altyapı topçuları falan hepsi birbirine benziyor abi. Evet. Tam da bak. Sal sadece... Ben şeye bakarım. Uzaktan saçlara baktım. Saçlar fodunumsu. Ben bilmem. Fodunumsu diye gittim yanına. Zaten anladım bir mevzu oldu Dedim ki bu fodun değil galiba. İmza attırdım. Sergio Gomez çıktı. Evet Ahmet Kaya Osvaldinato Dinato yazmış. Gözler 0, kardeşim 0.50 kardeşim. Gözle alakası yok. Boyundan benziyorlar leylek gibi. Ya fizik tip olarak benziyor kardeşim anlatamıyorum Allah Allah. Uzaktan bir de biraz şey wishful thinking de olabilir. Fodun olsun diye. Hani fodun herhalde diye bir heveslendim. Kardeşim o kadar net değil. Şeydi, uzaktı yani. Bizi o kadar dibinde tutmadılar. Yani aynı mesafeden aramızda 40 metre falan var. Seçememem normal. Abi ikisi de kısa bir de haklısın uzaktan benzer demiş. ABZ'nin kör annesi bile senden iyi görüyor demiş Recep Ergen'de. Ya beyler tamam uzatmayın benzettim işte benzemiyor. Benzemiyor amına koyayım benzetti tamam mı? Benzemiyor ben benzettim. Bu adam da benzetiyor. O benzetmiyor bu benzetmiyor ben benzetiyorum. Benzetiyorum yani. Benzettim uzaktan. Lan yaklaştıkça böyle hafif hafif gittim. Baktım değil yani Fodun değil. Yine de dedim ee, bir imzalatayım bir şey çıkar falan. Hani yapacak bir şey yok uzattım formayı. Ulan bir baktım Sergio Gomez. Yemin ediyorum sokakta tanımam imkansız yani. Sergio Gomez bir tek annesi babası tanıyordur zaten. Ulan şeye çok pişmanım. Rico, Rico Lewis'e nasıl imzalatmadım? Nasıl imzalatmadım? Bir tek ona pişmanım. Ama ben gariban Size Bernardo Silva imzası getireceğim diye. Jack Grealish imzası getireceğim diye. Formayı saklamak istedim. Çok üzüldüm. Hoca zaten şey de yapmadı. Hoca da sokulmadı bizim oraya. Neyse mevzular genel olarak böyle. Bu şahıs. Bu değil tabi lan bu podun. Bu şahısın imzası formasını veriyorum. Sokakta görenler yok. Bu kimmiş? Uğur kimin imzası veriyor? Bu. Bu arkadaş. Bu arkadaşın imzalı formasını hediye edeceğim. Ee, merak etmeyin. Güzel olacak. Bir tane de, bir tane daha orijinal formam var. Yine oradan aldım. Şey yaparız. Ee, onu da hediye edeceğim. Merak etmeyin. Bunlar hepsi e, sizlere gelecek. Ee, Poyraz 1905 rotasyon oyuncusuna terfi etmiş. Hoş gelmiş. Ne olur bana ver abi demiş Hüseyin Türk. İlkaya deseydin hallederdi demiş Muhammed Malo da ben nasıl söyleyeyim İlkaya? İlkaya erişmek de kolay değil. Abi bunlar dünyanın en iyi takımı yani ne aç açık söyleyeyim. Mevcut düzende dünyanın en iyi takım bunlar. Yani orada idmanı izlemek bile başarı. Ee, şeye geleceğim ama. Dümdüz atılıyordum abi. İlk. E, bu arada bunlar e, şimdi kulübe de iftira atmayayım. Kurallarda yazıyormuş bana. Bir tane online şey imzalat şey yaptılar onaylattırdılar Sözleşme gibi. Orada alt satırlarda yazıyormuş. Fotoğraf yasak, o yasak, bu yasak. Sadece e, izlemek sadece izlemek için gitmişiz. Ben de onu anlamına beni oraya kadar sokmuştun. Ben bir tane imza alamayacak mıyım yani? Yalandan oraya 3-4 tane bir adam yollasaydınız bir en azından iki 2 gol attı falan İlkay gelseydi de bir imzalasaydık. Ona biraz alınganlığım var. Neyse. o bu arada seçkin 10 tane üyelik hediye etti. Gasim Lotbrok o, Alkın Canoğlu, Sezai Özdemir, Seyhan Nahyes, Yunus Eren ve Sinan Çakır üye oldular. Azizcan Elmas da a, yine üyelik al. Azizcan şey atıyor, süper chat atıyor. Üyemiz olarak da aramıza katıldı aynı zamanda. Kurallar çiğnemek için var abi demiş Selma. Tam bu arada evet. Cem'de de tam Türk işi okudum onaylıyorum olmuş demiş. Vallahi öyle oldu. Şöyle mesele ben girişte bir video çektim zaten. Tam bu arada taktik idmanı çekmişim. Heriflerin en yasak gördüğü şeyi çekmişim. Ondan sonra girdim. Bende mikrofon takılı. Tripod, minipod falan bayağı ben hazır gitti. Tripodu da kuruyorum şeye. Kendimi çekeceğim ama. Benim taktik idmanla falan alakam yok. Ya yani ben demire kuruyorum şeyi. Ee, kendimi çekeceğim. Adam geldi tamam mı? En yetkili herif. Durup dururken siz ne yapıyorsunuz falan. Çekemezsiniz sahi dedi. Ben de dedim ki ben sahi çekmiyorum zaten kendimi çekeceğim. E, i̇mza alırken videom olsun istiyorum dedim. İmza da yok ki falan dedi. Allah Allah iyi tamam dedim falan kenara koydum telefonu. Ajan Uğur abi demiş Hüseyin <laughs> Türk biraz ona çıktı bu arada. Daha dur geliyor. Ondan sonra. Ne ee... ondan sonra ne oldu ya? Ondan sonra. Ha Haaland... Haaland meselesi daha sonra galiba. Lico geldi tamam mı? İlk Lico geldi. Lico gelince... Dedim ki bunlar gelecek belli ki. Yani i̇dmanı bırakan geliyor. Çünkü Lico 11 oynamıştı. Alvarez de 11 oynadı. E, Leeds maçında. E, doğal olarak ben de şey diye düşündüm. E, demek ki bunlar 11 oynayanlar yavaş yavaş regenerasyonu bırakıyor. Gelecekler. Lico e, Lewis kardeşimle fotoğraf çektirdim. Dedim ki forma imzalatmaya değmez. Formamı Lewis ile harcamayıp Alvarez'i görünce imzalattı. Keşke yani orada Alvarez'i yakalamışsın. Yapıştır geç 3 formayı da Alvarez imzalatsam size hediye ederdim. Ondan dolayı biraz üzgünüm. Hala o an aklıma geliyor ve verdiğim yanlış karardan ötürü üzülüyorum. Üzülmüyor değilim. R. Karataş gelecek vaden oyuncu olmuş. Hoş gelmiş. Babür Şah yine aynı şekilde gelecek vaden oyuncu olmuş. Ve Fehmi aramıza katıldı. Üye olarak siz de katıl butonuyla aramıza Katılabilirsiniz. Bu ne bu şey mi? Çakma kullan cool mı bu? Evet sevgilişim çakma kullan cool bulmuş. Teşekkür ediyorum kendisine de. Ben yokken araştırmalar, araştırma geliştirme ee, konusunda mesai harcamış çok teşekkür ediyorum. Hayır, sen ne yaptın? Bence <laughs> anlatıyorum işte. Çay getirmek dışında bana geç içeri dinle. Burada anlatıyorum işte. Orada telefondan Sen geç içeri. Lan. Ben ne geçeyim <laughs> Sen böyle geçme buraya. Şey yapma, ne yapayım şimdi? Ben mi gideceğim oraya? Güzel, niye götürdün ya? Bırak bırak. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Isındığında ben söylerim sana. Koca İngiltere'ye gitti, 3 gün bana sadece çay getirmiş, o çayda ben çayını... Hayır yapayım. hayır, anahtar, anahtarlık da getirdi. Anahtarlığı git, köpeğine tak. <laughs> tamam takarım. Gel oğlum. <laughs> Rezil bir insansın, vatan haini <laughs> misin? Magnet istedin. <laughs> Anahtarlık aldı. Anahtarlık <laughs> daha iyi. Anahtarlık daha iyi. Magnet vardı, orada. Neyse bu konuyu açacağım. Ee, şey yapamadım. Seyahatim alışveriş yönünde pek iyi geçmedi. Gidemedim ya. Hiç vaktim olmadı. Ve sana para verdim. <laughs> Buna rağmen anahtarlıkta geri dönemezsin. Çeşitli harcamalarım oldu. Orada <laughs> zorunlu harcamalarım oldu. Detaylara gireceğim. Galatasaray geç reis demiş Mehmet Güzel. Geçeceğim merak etmeyin. Rahat olun biraz toplanalım hafiften. Ne anlatıyordum ne diyordum ya? Rico Lewis gel tamam mı? Ben de dedim ki Haaland gelecek. Bernardo Silva falan da var zaten idmanda. Dedim ki belli ki bu mevzu buna dönüyor. O yüzden Rico Lewis kardeşimden burada özür diliyorum. Rico Lewis e, çok tatlı bir çocuktun. Çok temiz bir şekilde yanıma geldi. E, tertemiz seninle fotoğraf çektirdik. Çok da güzel oldu. Gerçekten iyi bir insan olduğun yüzünden okunuyor ve senden özür diliyorum. Keşke o formayı sana imzalatsaydım. Formam Rico imzasına gitmesi dedim. Çok büyük bir hata yapmışım. Sen adamsın. Sen maçta 11 oynadın. Geldin yanıma imza imzaya geldim. Ben ıskaladım. Sen adamsın abi. Rico Lewis bundan sonra kardeşimdir. Göz bebeğimdir. Rico e laf ettirmem. Bu bir. Alvarez'le birlikte geldiler. Alvarez'e imzalattım tabii ki ama dedim ki işte de, daha büyük oyuncuları ayırayım. Sonra abi olay şu. Benim beni atılma noktasına getiren şey Haaland. Şimdi Haaland rejenerasyonunu yaptı. Ee, bu çocuklardan 2-3 dakika sonra böyle 3 kişi ayrıldılar. Diğer ikisini görmedim. Galiba biri Ruben Dias var mıydı ya? Galiba biri Ruben Dias'tı. Kevin De Bruyne komple yoktu bu arada. KD bir adamdır demiş Game Changers. Ee, Lewis'in ahı demiş. Temiz Canur. Yemin ediyorum Lewis'ten özür dilerim. I am so sorry Rico Lewis. You, uh, you are a very great person. Uh, you are so kind uh, kind hearted uh, player. But uh, I should have given my jersey to sign. So sorry about that. So sorry man. You are a man. Adamsın demek istedim. Adamsın anlamışındır inşallah. Evet, Sergio Sergio Gomez'den özür dile. Sergio Gomez'e lafım yok çocuğa. Sergio Gomez efendi gibi gel gittim yanına çocuk imzasını verdi geçti. Ben Sergio Luis'e bir laf etmiyorum. Sergio Gomez'e. Sergio Luis ne lan? Gomez senin hesabında yıldızlaşça artık tanınıyor değil mi? Tamam, evet abi Sergio Gomez hayatı boyunca bu kadar bak kendi kanalında bile bu kadar ekranda kalmamıştır. Neyse şey anlatıyorum. Haaland geçiyor tamam mı? Galiba Ruben Diaz'la birlikte ama papazlar ya. Şekilsiniz ya. Orada o kadar adamız. 30 kişi çoluk çocuk bekliyoruz. Gelsene bir imza. iki, iki imza iki top. İmzalasana iki forma imzalasana kardeşim. Öyle uzaktan geçiyorlar. Ben de idman sol tarafta kaldı. Sağ tarafa geldiği için dedim ki ben çekeyim fotoğrafımı. Ee, şeyler. Hani nasıl olsa çıkar. Yalan dolu bir tane store atmıştım şey. Eee. Hep hocamla has bir hal falan diye bir story atmışım uzaktan. İkinci espri yapayım gibisinden şey yaptım ben de. Ee, ama o sırada yetkili baba beni gördü. Geldi yanıma zaten e, daha önce uyarıda bulunmuştu o e, şeyden tripod kurum olayından dolayı. Adam dedi ki lütfen telefonunu aç ve fotoğrafı sil dedi. Açtım bir tane fotoğraf sildim diğerlerini de sil dedi. Tek tek gösterdim. Sildirtti. Sonra dedi ki gir bir de şeyden sil. Son silinenlerden sil. Tek tek gözünün önünde seçtim sildim. Ee, gösterdim. Ve sarı kartımı gördüm arkadaşlar. Bundan sonrası benim biraz yaratıcılığıma kaldı. Ben bayağı zorladım. Bernardo Silva geçerken şöyle gösterdim falan konuşmadan. Adamın dikkatini çekmeden Bernardo Silva'yı çekmeye çalıştım. Yemedi kral. Ee, onun dışında Jack Grealish'i çok istiyordum ama o çocukların tarafına gitti onun bir şey diyemem görmedi yani ama şunu söylemem lazım adam böyle bir şey olamaz ya yemin ediyorum bacakları 100 milyon euro böyle bir bacak yok futbolcu bacağı Jack Grealish'tir abi. bundan sonra hiçbir futbolcunun bacağını kabul etmiyorum en futbolcu bacağı kimde dersen Jack Grealish derim hakikaten inanılmaz yani bacak güzeli herif panten bacak güzeli Jack Grealish. Azizcan Elmas süper chat atmış. Teşekkür ederim. Hacı Londra her köşe hediyeci. Bir Big Ben 5 puan. Işık efekli falan. Ulan ışık efekti Big Ben alsam. Demeyecek mi iş buradan ne yapayım Big Ben'i? Orada bir düşünceli bir şey istiyor. Orada gidip hediye stordan bir şey almayı e, demiyor aslında. Ama ben alışverişe çıkamadım. Benim alışverişe vaktim olmadı. Yoksa 2 yıllık vizem duruyor sevgili eşim için bir sonraki seyahatimde mutlaka mutlaka hediye alacağım bu ayrı. Prensi ben almadım yani. Orada çerezden salaktan hediye almak istemedim. Çayı da hediye almadım. Çaydan hediye mi olur? Ama değişik geldi böyle değişik değişik İngiliz çayları var. Onları deneyeceğiz. Yenge yapılır mı ve demiş Aziz Can Elmas ama haklısınız yani o da büyük bakış açısı. Ama benim de Yenge ne diyor bu bacak bacak diyor Savaş Erkoç. Oğlum Eva da gelse o da söylerdi yani bu ne gördüğümüze ben yorumcuyum kardeşim gördüğümü söylüyorum ben futbol açısından yorumluyorum. Şey demeyecek miyiz yani gördüğümüzü söylemeyecek miyiz bence gördüğümüzü söylememiz lazım. Ne oldu oğlum? Evet, Luka bağırıyor. Sergio Gomez bu adam benden neden imza aldı diye şaşırmış mıdır demiş Emre Balyemez. Ya yemin ediyorum inanılmaz. Dur, telefonum yok yanımda. Bakacağım ya. Allah bilir kaç... Dur telefonumu alıp geleyim. Sergio Gomez'in kaç abonesi vardır? Tahminlerinizi... Bu arada lütfen bakmayın. Beraber bakalım. Bu arada e, kanalıma lütfen abone de olun. abonelik anketini kapatıyorum. E, anketi kapatmadan da bilgi vereyim. Ya kardeşim 25 kişi gelmiş. 220 kişi sonra sadece 220 abonelik gerekiyor. 230 bin barajını birlikte aşacağız ve kutlayacağız burada hediyelerinizde duruyor kardeşim. Daha ne yapalım? İngiltere gittim Forma imzalattım. Tamam belki bir ilk 11, 11 oyuncusu değil. Tamam belki tam olarak yedek bir oyuncu da değil ama City'nin sözleşmeli oyuncusu kardeşim. Nereden mi? Belki de Pep diyecek ki ulan bu çocuk hayvan gibi topçu. Ben bunu oynatacağım bundan sonra ve siz de diyeceksiniz ki ben 2000 doğumlu Manchester City. Burada 15 milyon euro değeri varmış kralın. 2000 doğumlu Manchester City oyuncusunun imzalı forması var. Ben de diyeceksiniz. Ee, lütfen abone olun ve biz de bu işi halledelim. Evet Sergio Gomez'in abone sayısını öğrenmek için bir gidip geliyorum. Aa, bir de anket açacağım şimdi. Ha buldum, buldum, buldum. Of. Evet geldim. Burada oradan da yazıyor. Sergio Gomez için önce anket açacağım. Önce anket açacağım. Ben yokken abone olan 9 koca yürekli kardeşime teşekkür ediyorum. 9 kişi benim sözüm üzerine abone oldu. Onlar benim kardeşim. Hepiniz, hepinizi seviyorum. Ama tabii ki biraz daha yüksek bir katılım beklerdim. Biraz daha yüksek bir katılım beklerdim. Onu yalan söyleyemeyeceğim. Şimdi Sergio Gomez'in 70k max diyor Başar 325k demiş. Önce bir anketimizi açalım anketi sonlandırıyorum. 1651 kişi oy kullanmış. 50 kişi abone oldu. Sizce bu reva mıdır? Ben size bunu soruyorum. Sergio Gomez'in Abi hikayesine bak Sergio Gomez'in foduna benziyor. Benziyor kardeşim. Alperdin içer kardeşim. Benziyor tabii ki Sergio Gomez'in kaç abonesi vardır? 50.006 Insta'da yazıyorum tabii ki. Insta'da. Insta'da. Instası yok diyen var lan. 50006 50 100, 100 arası. 100 250 arası. 250 artı. Evet anketimizi açtık. Size soruyorum Sergio Gomez'in abone sayısı kaç? Bu arada e, hafta eğleniyoruz bayağı da kaç dakika oldu lan? Yarım saattir geyik yapıyoruz ama tabii ki Galatasaray maçına hemen geçeceğiz. Onu da söyleyeyim. Emre Çetiner gelecek vaden oyuncu olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Beyler muhabbet sıktıysa onu da söyleyeyim bu arada ama ben çok eğlendim. Siz de bunu paylaşmak istedim. Başka yerde bu kadar detaylı anlatmam. Evet şu an 50.006 50 %31 ile önüne gidiyor. 50-100 arası diyen %25 var. 262 kişi oy kullandı. Ee, <laughs> sıktı dolandır dolan dolandırdığın hikayelere dön demiş. Dolandırdım. Kimi dolandırdım ya? Nerede de kaynılmaz. Manchester City düz 100k abone gelir demiş. İbrahim Gök Gökgözoğlu sıkmadı demiş. Devam abi diyen var. Semih Can. Transfer haberim yok Metin Kocakaya. Olursa paylaşırım. Duyururum zaten onu söylerim. Sedat Kaya sıktı demiş. Ufaktan sıktı diyen var. Sıkma devam diyen var. İyi ya diyen var. Tamamdır. Bağlıyorum. Merak etmeyin. Ne sıkması? İstersen yemek tarif ver. Her anlattığın o kez demiş Selman'ıma. Teşekkür ederim. %34 altı dedi. Ber beraber bakalım. Beraber bakalım. Oha. Beyler. Beyler çocuğa haksızlık yaptık. Çocuk. <laughs> ben açıkçası benden asla kimse <laughs> vardır diye düşünüyordum. Helal olsun kral. Helal olsun kral. 310 bin abonesi var. 310 bin abonesi var. Ela City'de de 300 binden başlıyor demek ki. 310 bin abonesi var. 310 bin Manchester City oyuncusunun imzalı forması. Sizin olacak arkadaşlar. Ee, sizin olacak. Ee, siz de 50 bin demişsiniz de lan city tabi sonuçta. Milyonda değilmiş canım. 310 bin. Herkes 310 kaydı oğlum. Gördüğünüz gibi beraber konuştuk. Batu Şahin'in kankası diyen var. Takipçi satın almış abi diyor Burak Yiğit. Neyse bu anketimizi sonlandıralım. Ee, lafın özü e, baya e, hani hareketli bir gün geçirdim. idman testlerinde eee Yine de çok teşekkür. Ben Manchester City kulübü şaka bir yana ağırladılar. Çok teşekkür ediyorum. Beni de tolere ettiler, atmadılar falan. Bu arada yanıma gelip sen nereden geldin falan da dedi. Ee, bir tane o baba supervisor şeyi su yolladı. Bir tane benim sürekli yanımda duran bir eleman vardı. Ee, o da bana şey dedi. Sen nereden siz nereden geldiniz? Ee, hani davetli misiniz vesaire? Davetliyim diyorum. Nereden falan diyor. Allah'tan orada e, Cem Bey'e de teşekkür ederim sevgili Cem Geyik. Ee Qnet'ten sağ olsun genel müdürümüz. E, benim bizim davetliğimizdi. Qnet Türkiye'nin davetlisi olarak gitmiştim. E, o da beni orada biraz kurtardı. Sağ olsun. Düz gitsem demek ki orada paketleneceğiz. E, yavaştan artık e, Galatasaray baş, Başakşehir maçına geçiyorum. Biraz e, hafiften e, bir keyiflendim Manchester City seyahatimi de anlatmak istedim. Onda mazur görün lütfen. Galatasaray ile ilgili anketimizi açalım. Şampiyon oldu mu? Slash ne zaman olur? Derbiye kalmadan garantilenir. Derbi, derbi derbi avantajlı girilir. Şampiyon. Kupa kalkar. Önde diyeyim sığmadı. Derbi önde girilir. Kupa kalkar. Derbi her sonuca gebe tehlikeli. Beşiktaş ya da Fenerbahçe alır. Evet arkadaşlar yeni anketimizi de açtık. Ee, takip edenler için de e, bir not olarak düşeceğim. 33. dakikada Galatasaray bölümüne geçiyoruz. Ee, bu arada süper chatimiz geldi. Ramazan ekmeğine teşekkür ederim. Yıldız bir isim olursa forma çok büyük yatırım. İnşallah bana çıkar bir arkadaş stilini maddeleyebileceğini düşünüyor. Çok hayalperest demiş. Ama hayalperest de değil. Bence bu arada turun favorisi Onu söyleyeyim. Yarın Vole'de yayındayız. Maç bitimi. Ee, oraya da bekleriz. Okan Gökdemir süper chat atmış. Teşekkür ederim. Mesaj yazmamış. Mesaj yazsa onu da kurduk. Çok bu geç geldim uğurum demiş Santos. Hayır dostum tamamen e, Galatasaray şey odaklı Manchester City seyahatim odaklı bir sohbet yaptık. Ben açıkçası severek yaptım. Ama Galatasaray için geldiysen bir şey kaçırmadın. Yeni başlıyoruz. Ee... Abi daha ki sezon Nelson yerine Çaloba nasıl olur? Nelson gidecek de Çaloba geleceğini düşünmüyorum ya Türkiye'ye. Abi biraz Kazımcan övelim demiş. Peynir 95 başlayacağım zaten bu maçın hikayesinde. Net şekilde yeri var Kazımcan'ın. Onu hallederiz. Bu arada anketimize de bakayım. Galatasaray şampiyon oldu mu? Ne zaman olur diye sordum. %78 şu anda 500'e yakın oy kullanıldı. 493 şu anda %78'de derbiye kalmadan garantilenir. %14'ü derbi yönde girilir kupa kalkar demiş. %6'a derbi her sonuca gibi tehlikeli demiş. de Beşiktaş ya da Fenerbahçe alır demiş şampiyonluğu. Bu arada bir hediye daha geldi ben yanlış mı görüyorum? Ha yok bu seçkinin tamam. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir kere bu maçın hem skoru hem golün oluş biçimi bence maçı tam anlatmıyor maç. Galatasaray'ın hem kontrolü hem stresi altında oynandı. Ee, şöyle söyleyeceğim. Başakşehir'e herhangi bir inisiyatif tanımadı Galatasaray, kesin. Ee, gerçekten ee, vasat bir Anadolu takımı, vasat demeyeyim, vasat ortalama olur. Vasat altı bir Anadolu takımı seviyesi kadar tehdit edemedi Başakşehir Galatasaray'ı Net şekilde hiçbir tehdidi yoktu. Serdar Gürler'in yalandan uzaktan bir şutu var. İşte ya yani Mustera'nın hiç zorlanmadığı rahatlıkla topu kontrol ettiği e, bir iki yalandan isabetli şut hiçbir şey yok. Sadece Kazımcan'ın e, ayak içine çarpıp, bacak içine çarpıp kaleye yönelen uzak, uzaktan normalde kornere giden, hakemin görmediği ama out veri, kararı verilen pozisyon var. Eee o pozisyon haricinde hiçbir pozisyonun hiçbir denemesi yok. Şimdi bu çok büyük bir artı. Aslında Galatasaray'ın da şampiyonluğunun en büyük sırrının bu olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki Galatasaray iyi bir hücum takımıydı ama sadece hücumla şampiyon olunmayacağını aslında görmüş olduk. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı yarattığı en büyük fark da bu zaten. E, puan durumu ne tam şekilde ekrana geliyor mu? Geliyor. Eee... Puan dışında da baktığımda Galatasaray'ın bir kere birçok klinşti aldığını görüyoruz. Galatasaray'ın e, yarattığı en büyük farklılık zaten savunmasının güvenilir olması. Yani 26 gol yedi. 26 golün 6'sı zaten son 2 maçtaydı. Ee, onun dışında da 3 gol yemişliği yok Galatasaray'ın. Yani kalan, tabii ki onlar yani saymayalım anlamına demiyorum ama kalan 29 maçta sadece 20 gol yiyen bir takım var. Ee, o maçlarda daha ederek hatta daha fazlasını yiyebileceğim maçlardı. Karagümrük Karagümrük Galatasaray'ı iyi durdurduğu için 3'te kaldı. Beşiktaş'ta da Bakar'la cenk beceriksiz olduğu için maç boyu e, maç sadece 2'de kalıp son anda 3 oldu. Hani Bakar ekstra bir şey yaptı ama maç maçın Beşiktaş'ın domine ettiği bölümde ikisi de, de ikisi de çok kaçırdı. Çok pozisyon harcadılar. Çok daha acayip bir maç olabilirdi yani Beşiktaş'ın elde ettiği galibiyeti o yüzden e, ekstra değerli buluyorum. Bu arada Özgür Parıltı herkes oy kullansın Ucu, ucube sisteme son ucube sisteme son Galatasaray şampiyon demiş Özgür Parıltı'ya. Teşekkür ederim süper chat için. Seçim odaklı şu an çok konuşmayacağım. Konu şey olur yakın zamanda yayın açarsak da konuşuruz yani o manada demiyorum. Ama gündemimiz Galatasaray. Biraz geyimizi fazla yaptık bugün. Fazla fazla yaptık. Bu arada 1817 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum ki Karakullukçu camiası, karakullukçu ailesi zaten gece bir ikiye doğru toplanır. Kendine ikiye doğru gelir. Ee, o yüzden şaşırmıyorum. Zaten 2000'e geçeceğimizi de eminim. Bu arada hazır gelmişken abone olursanız ve beğeni tuşuna basarsanız o da çok kritik. 4, sadece 472 beğenimiz var. En azından bir 1000 olalım istiyorum. Her Galatasaray maçı ee, bu galibiyet şerefinde bir 1000 yaparsınız diye tahmin ediyorum. Azıcan Elmas süper chat atmış. Kral Okan Hoca bugün Galatasaray kazansa bile değişikliklerde geç kaldı. %100. %100 geç kaldı. 50-70 dakika arası orta saha çöktü demiş. Ona geleceğim. %100 katıldım bir fikir yalnız. Onu söyleyeyim. Buram olması demiş ki abi Sergio Gomez transfer mart en çok arananlar listesinde 9. sıraya gelmiş. Sayıda demiş. Evet Sergio Gomez kardeşim. İmza verdiğin için teşekkür ederim ama bizim de sana bir desteğimiz oldu. Abi Anıl Sever'e selam söyler misin? Sıkı takipçiniz demiş Sinan Çakır. Süper chat atmış. Tabii ki söylerim. Anıl Sever seviliyorsun. Sinan Çakır da seviyor belli ki. Süper chat attığına göre. Teşekkür ediyorum hepinize. Abi gönderilen paraları okumuyorsun demiş. Ne parası gönderdiniz lan? Süper chat mi diyorsun? Yo denk gelince okuyorum işte. Görmediğim mi oldu? Kim yazmış onu? Deniz seninkini okudum zaten. Yanlış batırıyorum Son düzlükte Galatasaray her zaman kazanır. Sevgiler abi demiş Deniz Yaşayan. Ben görmüşüm okumamışım benim hatam. Teşekkür ediyorum. Süper chat için. fu testi yapsana sen doğur demiş Ahmet Can. O... o neydi ya? Görmüştüm onu. Tam ne olur bilmiyorum. Biriniz yazsın. Ona göre bakarız. Fatih Aygan. Yaz nikini şey ama. Yayın bittikten sonra buraya nikini yaz. Atacağım Twitter banını. Deniz bir daha atmış. Ya kardeşim teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee... Ee, aynı mesajı bir daha attığın için şey oldu herhalde. Ben gördüm zaten az önce de okudum. Sevgiler teşekkür ediyorum. Sağ ol. evet sevgili eşim de bedava viral yapıyor şu anda. İnanılmaz. <laughs> ne içiyorsun abi sorusuna? Marka vererek sence cevap vermek doğru mu? Özel bir içerik. Sensus dolandırıcı demiş sevgilişim. sevgili eşim. öyle koyalım abi. Zaten daha kazık atamazlar demiş. <laughs> ya tamam ya magnet almadım diye bunlar. Alırım magnet ben sana. Götüreceğim zaten. Vize alacağım sana rahat ol. Formalar nasıl gidecek? Çekiliş bu yayında mı demiş Do Doğan Ayçiçek. Bu yayında değil. Ee, bir zaten İngiltere'den yeni geldim ben. Akşam buçukta falan indim. Şu an aslında şeyde durumdayım yani çok yorgun durumdayım ama biraz çakralarım açıldı sizle sohbet edince kendime geldi enerjim yerinde ama çok yorgunum aynı zamanda. Ee, yenge yenge laf yok Uğur abi manımcılık kazanacak demiş Cemal. Mez. kazandı bile kardeşim öyle bir mücadelemiz yok çok şükür. yenge kapat bile diyor. Mert <laughs> Bal demiş. Sana vize alacağım. Her şey sana vize alacağım. Evet. Şeye bak. <laughs> değil mi? Ee, vaat. Güzel bir vatan bence. Oğlum bize kaç para bildi. haberiniz var mı size? İngiltere kaç para haberiniz var mı? O kadar da ucuz değil. Aa. Ee, Deniz Yeşiyen abi formaya senin zaten onu alalım demiş. Ya teşekkür ederim. Bana bu arada forma imzalatan çocuklar oldu o 12 İzmir Kap'ta. Ben de söylüyorum abi benim ne işim var? Ben forma imzalayacak birisi değilim. Ee, hatta ben bence ben benle fotoğraf çektirmem. <laughs> Çok garip bir cümle şey ama ben Melih sokakta görsem ben fotoğraf çektirmem. Selam veririm. Max biraz muhabbet ederim o yani. Ben benim ederim bu. Ben daha ben fotoğraf çektirmeyi bile fazla buluyorum. Forma imzalamak falan haddime değil formayı. Oynayanlar imzalasın abi. Kral maçı konuşsan artık demiş. Alperen Demiray haklı bir serzenişte bulunmuş. Ne anlatıyordum lan ben zaten? Ne, nereden nereye geldik? Neyse. Ee, Galatasaray e, bir direkt şeye girdim. E, anketimizi konuştuk. Anketimize son bir göz atalım. 1117 oy kullanılmış. Galatasaray şampiyon oldu mu sorusundan %75. %75. Derbiye kalmadan garantilenir ki benim de oyun buna açık söylemek gerekirse. Derbiye önde girilir kupa kalkar %16. Diğer seçenekler %6 ve 3. Ee, eğer oy kullanıyorsanız lütfen beğeni tuşuna da basın bir yandan. Ee, maça şu maça dönelim. Hadi ne ha. Şimdi maçın en büyük anlamı dediğim gibi Galatasaray'ın ya Muğ yani çok üst düzey bir savunma yapması. Gerçekten Hiçbir şekilde e, sektirmedi gazelisen hatta ve hatta yani gol yenmeyen bir maçta hata yapmadığı bir mücadelede de Mustaral'ın çok da bir payı olduğunu düşünmüyorum. Yani Mustaralık bir maç asla olmadı. Mustarı'yı tehdit eden bir şut bile oldu diyemem. Adnan Yanozay'ın bir uzaktan yani yandan avota çıkan topu var ama onda da yani çok gol olacak bir pozisyon değil. Ben hatta kaleye gelse da tutacak açıya sahip olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ya varlık gösteremedi. Burada Galatasaray Galatasaray Galatasaray'a karşı gibi bir maç oldu. Galatasaray kendi stresiyle mücadele etti. bu noktada maça iyi başlanmasına ve skor gelmemesine karşın ilk yarının hakkını vereyim. Ama Galatasaray 1-0 aldıktan sonra skorun yükünü gerçekten kaldıramadı. Ciddi bir şekilde stresi ben iliklerime kadar hissettim. İzlerken ben stresi oldum takımı. İşte bu noktada bir müdahale gerekiyordu. Özellikle Başakşehir'de topu da alabilen bir takım. Yani her ne kadar da istatistiklere de bakalım. Her ne kadar şey bir takım olsa da yani bugün varlık gösteremesi de o kadar çok %40 topla oynamış mesela. Sergio'da form düşüklüğü var. Bu konuda ne düşünüyorsun demiş. Poyraz 1905 süper çat atmış. Sergio deyince aklıma ilk Sergio Gomez geldi fazla dile getirimden. Oliveira hakikaten fazla düştü biraz yani. Tabii ki bir maç iki maç herkesin formsuzluk hakkı var ama e, sanki biraz daha Mitchell'ün süre alabileceği bir noktaya da gidilmiyor değil. Bazı maçlarda Mitchell olabilir, Berkan olabilir ama sakat sakatlı vermiş onu da. E, Berkan Torreira'lı, Torreira Mitchell Torreira'lı yapılar düşünülebilir. E, burada yani Galatasaray savunmasının en temel güvencesi. Bir kere stoperler hakikaten kusursuz bir performans ortaya koydu. Ee, Sasha Boy çok günündeydi. Yani şu an ligin tartışmasız en komple beki. Yani en iyi bekliği bence yine tartışılacak bir şey değil. Ben Ferdi'yi de çok beğenen biri olarak söylüyorum. Ama bu sezonun net en iyi bek ya yani sağ sol bek etmeksizin söyleyeceğim. Net en iyi beki Sasha Boy abi. Çok net bir performans var. Yani sadece hani hücum tarafındaki etkinliği katlı dinamizm değil artık hakikaten muazzam bir savunma oyuncusu. Geçit kolay kolay vermiyor. ben Sasha Boy'u inanılmaz beğendim bugün. Bence savunma hattının en iyisi Sasha Boy'du ama ben puanlama yaparken biliyorsunuz kanalımda da var. Puanlama yaparken biraz Kazım Canım iltimas geçmek istedim. Neden? Onu da detaylarını anlatacağım hepinize. Şunun bir şey yapayım. Evet, tekrar bir yayını paylaştım. Bu arada onunla birlikte devam ederken bir anonsumuz da mevcut. Kanala destek olduğu için EasyCep'e çok teşekkür ediyorum. EasyCep'le telefon satmak çok kolay arkadaşlar. İster web sitesi üzerinden, isterseniz size en yakın EasyCep mağazasından telefonunuzu değerinde ve kolayca satabiliyorsunuz. Peki nedir bu kolaylıklar? Eğer mağazadan satmak isterseniz EasyJep 33 mağazasıyla birçok ilimizde hizmet veriyor. E, mağaza gitmek istemiyorsanız e, ya da yaşadığınız ile mağaza yoksa yine sorun yok. EasyJep.com üstünden telefon bilgilerinizi ve e, kişisel bilgilerinizi girip e, tüm Türkiye'den ücretsiz kargo 3 saatte kurye veya kapında sat hizmetlerinden birinden yararlanabiliyorsunuz. Sonrasında final teklifini onaylıyorsunuz paranızı da ödeme yönteminize göre hesabınıza yatırıyorlar. Easycebe çok teşekkür ediyorum ee, kanala destekleri için. Şimdi Kazım Can'a geçelim. Ama geçmeden önce bir süper chat'imiz var. Bir geriye doğru da gidiyorum. Ee, Poyraz'ın e, Sergio Oliveira sorusunu okudum. E, detaylı değineceğim. Cevapladım zaten ama Deniz yaşayan abi Emre Bezlon'un gizli Galatasaray aşkı neydi demiş. Ee, senin için konuya değerlendireceğim ben demeçte de bir problem görmedim. En azından saygı gösteriyor. Bu saygı güzel bir şey bence. Ee... Bir saniye arkadaşlar. Evet. Tekrar bir yayınımızda duyurmak istedim. 1900 kişiyle yayındayız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoş geldiniz tekrardan. Kazımcan'a geçelim. Şimdi marjinal fayda diye bir şey var. Marjinal fayda o ürüne ya da konuya ne kadar ihtiyaç duyduğunuzla alakalı bir şey. Yani stoperleriniz zaten iyi bir performans sergiliyorken Kaan Ayhan'ın girdikten sonra benzer seviyeye yakın oynaması Tabii ki iyi bir şeydir ama size ekstra bir katkı sağlamaz ama Adekubbe gibi bir oyuncuyla oynuyorsanız ya da işte o bölgede sorun yaşıyorsanız, sorunlu bir bölge Emre Taşdemir'le oynuyorsanız, Adekubbe ile oynuyorsanız Kazımcan'ın çok net iyi bir performans sergilemesi ve e, Sasha Boyin, Nersono, Abdülkerim'e net bir şekilde ayak uydurması ve kendi meslebici, kendi oyun stiliyle katkı veriyor oluşu bunun marjinal faydası çok daha fazla. Çünkü Galatasaray çok ihtiyacı var sol beke. Kazımcan'ın bugün e, çok özür diliyorum. E, i̇çtiğim içi İngiltere'den mi getirdim? Hayır. Sevgili eşim almış. Kazımcan'ın burada iki tane kritik katkısı oldu. Bir savunmada zaten pozisyon almayı da bilen e, çok da geçit vermeyen ki Deniz Türüç enteresan bir futbolcu. Deniz Türüç'ten e, sürpriz şutlar da çıkabilir. Ee, daha farklı aksiyon, aksiyonlara da girebilir. Bence birebiri de fena olmayan bir oyuncu. Zaman zaman Serdar Gürler'i de sağ tarafta gördük. İki oyuncu da hareketli. Tabii ki A sınıfı oyuncular değiller belki ama Kazım Can'dan tecrübeliler. ya yani Serdar Gürler Kazım Can Karataş'a üstünlük sağlayabilir. Normalde bekleyebilirsin yani ya da Deniz Türüç bu üstünlüğü kurabilir ama ee, burada Kazımcan net diri bir şekilde karşısına kaldı bu bir ya yani en önemli şey buydu bence zaten. İkincisi de Adekukbe'den farklı olarak driplingi var Kazımcan'ın. Yani Kazımcan e, sadece çizgiyi kullanan değil baktı o tarafta kapalı sağına alıp tekrar soluna alarak merkezden delici 2-3 e, tane çok iyi dripling yaptı. Bence e, çok takdir edilesi bir durum ve e, takıma gerçekten hücum anlamında da katkı sağladı. Bunlar yani bu ikisini bir araya getirdiğin zaman zaten Adekubbe'den 3 gömlek üstün oluyorsun. Adekubbe atlet Kazımcan topçu en azından demiş Savaş, Savaş Erkoç. Ben gidiyorum bay bay demiş Game Changers. Görüşürüz. Bekleriz tekrardan. Emre Taşdemir birinci ligde Aksatura bölgeyi demiş Semih Can. Ya yani ben de Galatasaray seviyesini görmedim zaten biliyorsunuz. Kazımcan'la bitiririz sezonu demiş Eren Aydoğan. Zaten bu performans varken Kazımcan'la sezon biter. Ben beklemiyordum açıkçası. Yani duyduklarım da biraz teknik heyet eşrafından yakınından duyduğum şeyler ya çok hazır olmadığı, sakatlıktan dönüşünde bir tık gerileme olduğu gibi şeylerdi de ben benim bugün sahada gördüğüm biraz bu bilgileri yalanlar cinstendi açıkçası. Tabii ki ben Adekuk B, performans olarak tamamen dibi bulduğu için oynatıldığını düşünüyorum ve gördük ki adam hazırmış yani çok da şey diyemeyeceğim yani Kazımcan'ın oynamamasını artık şey olarak tutmayacağım ee, hani böyle bir ne bileyim realist bak bak bakalım oynamaz gibi noktaya gelmiştim ben ee, ümidi kesecek bir şey de yokmuş açıkçası Kazımcan da arkadaşlar chatte biraz sakin olun sohbet ediyoruz rahat olalım relax ee, futbol odaklı gerginliğe zaten gerek yok ee, seçim odaklı da gerek yok seçim seçim konuşacaksak seçim konuşuruz karşı değilim de birbirimizi chatte germeyelim gerek yok ona o kadar da değil ee, gerekirse yayında yaparız rahat olun seçim yayını da yaparız o zaman konuşuruz rahat rahat ee, hani tatlı bir sohbet olsa ona da bir şey demeyeceğim yani. Tabii ki chatte istediğiniz yazabilirsiniz. Öyle bir karışma gibi bir niyetim yok da. Aa ben çıkıyorumlar görüyorum biraz. Şey oldu biraz. Gereksiz birbirimizi germeyelim. Hepinizi seviyorum. Rahat olun. Herkes görüşlerini söyle Benim görüşlerimi de biliyorsunuz zaten. Her görüşe saygılıyız ama birbirimizi germeyin. Burada Kazım'dan Karataş konuşuyoruz. Kanka senin bu hafta uyumaya vakti yok. Nereden yapacaksın? Yalancı demiş e, sevgili eşim. Ama e, sevgili eşim iyi bilir ki ben uyumam ama yayın yaparım. Yayın daha öncelikli uyumaktan. Öyle olmasa bu yayınları çoğunu yapamam zaten. Gerçekten inanılmaz bir bak e, şeyinde kalktım ya. Yedisinde kalktım. Gerçi Türkçe saatte 9 oluyor da. Ama geç yattım oraya göre de. Oraya göre 2'de yattım yani. 4'te yatıp 9'da kalktım. Ee, havalimanına yolculuk havalimanında koştur koştur bir de koştuk bavullarla koştum. geç kalıyorum diye ee, bir arkadaşımızın alışveriş yapmasını bekledik orada ee, ben de bir şeyler yedim o sırada baktık geç kal koştur koştur git terledim uçağa gittim. uçak saat uçak, uçak yolculuğu 4 saat İstanbul havalimanından git zaten arabaya ulaşana kadar 20 dakika yürüyorsun o bu bilmem ne derken eee biraz şeylerim gitti abi. Şirazemiz kaydı. Ne anlatıyorum onu da bilmiyorum şu anda. Kaan Çetin Kaya üye olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey gördüm de onun üstüne anlatıyordu. He. Ama bir şey gördüm de dedim de karımın mesajı yani. Ama biliyorsunuz ki bu halde bile yapıyorsam ben iki elim kanlı olsa da yaparım. Yapma, yapılması gerekiyorsa yaparız. Rahat olun. Şimdi Kazımcı'nın faydası şu aslında. Ee, bu diğer sporlarda da geçerli. Mesela NBA'de de mesela adam çok iyi savunmacı, iyi bir pasör ama üçlük atamıyorsa hiçbir şekilde ona saygı duyulmuyor. Onu biraz boş bırakıp diğer oyunculara daralıyorlar ve bu şekilde aslında diğer oyuncuların işi zorlaşıyor. Aslında Ade de böyle. Ade Kukbe üçlük atamayan e, bir savunma oyuncusu gibi yani sadece savunma yapan hücumda olmayan bir basketbolcu gibi. E, üst seviyeye çıktığın ama bu sefer... E, diğer oyun arkadaşlarına problem oluyor. Yani topun Adekukbe'e gelmesi problem olmuyor, ama diğer oyuncuların pas kanallarını kapatıp e, o tarafa biraz daha yoğunlaşıp daha iyi bir savunma yapabiliyor e, rakip takımlar. Şimdi Kazımcan da bu konuda e, bir adım net şekilde önünde Adekukben'in. Kazımcan alan verdiğin zaman topu çekip dribling yapabiliyor mesela merkeze topu kırabiliyor e, ön tarafa kırılabiliyor. Gayet net bir şekilde ee, bir katkısı var ve Adekukbe gibi ihmal edilebilecek bir oyuncu değil. En azından bunu söyleyeyim. Ee, Çağzımcan yetersiz demiş Hakan Yaprak. Hmm. Abi Çağdaş Atan ile diziliş Ertuğrul istiyoruz. Yenge kulağını söylesene görmüyor demiş. Ya Çağdaş Hoca ile seneler önce ben aslında sözleşmiştim. Ee, Ondan sonra biraz gümbürtüye gitti. Ben Çağdaş Hoca'ya ıı, tekrar söyleyeceğim merak etme. Muhsin Özdemir'e bir sözüm olsun. Mert Dylan Brooks demiş. Ulan Dylan Brooks bayağı sayı atıyordu şeyi de var aslında. Üçlüyü komple diyebileceğim bir oyuncu değil ama. Biraz o konuda sıkıntı yaşıyor belli ki. Sıkıntı yaşadı yani Lakers serisinde. Ya bir de artı konuşursan Lebron şöyle Lebron böyle adam... Iı, bir bakmışsın Lebron çakar sana. Evet Selman Numa süper chat atmış. İstanbul maçında Sergio Micho değişikliği olmalı değil mi? Demiş. Ee, benim de düşüncelerimden bir tanesi bu. Ee, belki sonradan girerse biraz daha diri girebilir. Öyle bir şey de olabilir. Beyler Micho 11'de güven vermiyor. Oyunu çözdükten sonra 65 gibi Micho girmeli demiş Musin Özdemir. Ama driplingi daha kuvvetli bence Sergio Oliveira'dan. Onun da hücumda katkısı olmaz diyebil diyemem. Sergio'nun sözleşmesi gelecek yıllar için sorun çıkartır mı demiş Burak Altuntaş. E çıkartır. Alkolik tweetini gördüm mu demiş Sefa Çakmak. O çok eski bir şey. Daha önce de attı defalarca. Icardi tweetini mi diyorsun? Kazımcan bence yetersiz. Daha yetersizler olabilir. Kararsız kaldı oldu demiş e, İstanbul GS. Şimdi madem öyle bir Kazımcan anketi açalım arkadaşlar. Kazımcan için görüşlerinizi belirtin biz de üstüne konuşalım Tuğberk Yıldız süper chat atmış abi zanıyor neden etkili olamıyor 3 5 2 oyuncusu mu demiş ee, geç yani şey giriyor yani 11 başlamadığı maçlarda inanılmaz yargılamak çok doğru gelmiyor bana. Ee, faydalı aksiyonları da oluyor olmuyor olmuyor değil. Ee, birkaç burada 1905 kişi diyor şu anda. Teşekkür ederim. İzlenme izlenmeniz için beğeni tuşuna basarsanız da Harika olur. Aboneliklere de şöyle bir göz atayım. Ee, 229.817 olduk. Ee, sadece 183 kişi sonra e, 230.000 olacağız. Bu anketi tamamlıyorum. Kazımcan anketi atacağım. çünkü Yetersiz diyen 3-4 mesaj gördüm. Kazımcan, Karataş Valla tasara Valla tasaray, Yazamıyorum ya sol beki için dedim. Gayet yeterli. 10 yıl götürür. Eldekilerin en iyisi ilk fırsatta transfer. Transferin A'sını atacağım sığdıramıyorum ya. Hadi Cook ve oynamalı. Evet arkadaşlar Kazımcan Karataş için anketimizi açıyoruz. Belli ki farklı görüşlerde mevcut. Kazımcan Karataş Galatasaray sol beki için dedim cümleyi siz tamamlıyorsunuz. Gayet gayet yeterli. 10 yıl götürür. Eldekilerin iyisi ama transfer gerek seçeneği var. Adekuk veya Dubuğa oynamalı seçenekleri de e, mevcut. Deniz Yaşayan süper chat atmış. Abi alkolikte Icardi sözlerin çıkmış. Demiş. Ya o bir montaj aslında tabii ki. Icardi'ye veririm kısmı bonservis kasıtlı aslında. E, yine de güzel geyik. Ben çok hoşuma, hoşuma gitti. Böyle editleri seviyorum. Yani işin Espri amaçlı yapıldığını biliyorsan hiçbir problem yok. Alkolik de onu iyi yapıyor. Balkolik tam yapamıyor. Onu da söyleyeyim. Ee, Uğur abi fenerliyim ama seni her gün severek izliyorum demiş. İmparator terim. Oğlum bizi mi yiyorsun ya? Okutmak için. <laughs> okutmak için mi yazdım bunu? Bilal Şahin gelecek vaden oyuncu olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Eşim silince merak ettim. Ben de baktım mesaja. Paso niye anket oluyor lan? Anketin maddi getirisi var mı? Bilen söylesin. Bir maddi bir getirisi yok anketin Sinancım. Niye maddi getirisi olsun? Ne yap? Ee, maddi getirisi olan tek oylama seçim. Bize değil tabii ki o da. Oylananlara. Ee, herhangi bir şey yok. Merak ediyorum. Bir de konuyu açmak için size dahil olun. Yani interaktif bir yayın olması için yapıyorum. Yoksa ihtiyacım yok yani ben de konuşur. Mesaj da okumam konuşur da geçebilirim. Öyle bir de yayın yapabilirim. Ama ben sizin dahil olmanızı istediğim için açıkçası biraz e, böyle anket açıyorum. Soru soruyorum. Sorularınızı cevaplıyorum. Yoksa zaten görüşlerimi belirtiyorum. E, burada da yapabilirim. Benzer şekilde. E, Voli'de de zaten yorum yapıyorum. E, ondan farklı olsun diye biraz Sinancım. Şey değil yani. Maddi getiriyle bir alakası yok. Boy cezalı oldu galiba diyen var. Boy cezalı abi onun yerine kim oynar ya da oynayan yeterli olur mu demiş Emre Yıldırım. Dubu Anet oynar. Dubu oynar İstanbul maçı rahat demiş Eren Aydoğan. Doğru. Sene Avrupa'da Dubu oynar. Kazımcan Yerli için en iyisi demiş Selman Yüce. Ee... Abi süper chat kaçırdın demiş. Süper chatleri okuyorum şimdi. Adam sonuçta belli bir Destek oluyor. Şimdi onu da okumamız lazım. Tuğberk. Okudum ya. Tuberke kadar çıktım o Super Chat. Okuduk ya hepsini. Evet. Dubai idare eder demiş. Madem o anketi öyle de açabiliriz. Bu arada eldekilerin iyisi ama transfer gerek seçeneği %71. Yani herkesi tam ikna edememiş. %70 çok ciddi bir oran. Gayet yeterli 10 yıl götürür. %28 sadece. Fatih Doymuş Galatasaray yorumcuların genel anlamda oyun konuşmayı tercih ettiğini diğer takım yorumcularına oranla daha çok olduğunu düşünüyor musun demiş. E düşünüyorum çünkü Galatasaray zaten genelde daha başarılı. Başarılı olan sağ e, için yani başarının sağ içinde geldiğini zaten Galatasaraylar iyi biliyor. Daha fazla olması çok doğal yani. Zaten bu arada normali de budur. Başarılı da sağ içinden gelir. Başarısızlık da sağ içinden gelir. Yani geçen sene Galatasaray lobisi yok muydu? 13. takılıyordu Galatasaray. Bildiğin kümü yani geçen sene hatırlıyorum 14 ay önce yemin ediyorum sinir krizi falan geçiriyordum yayını. Galatasaray'ın küme düşme tehlikesi var farkında mısınız falan diye ee, sinire kestiğim yayınlar oluyordu ya yani, Şubat ayı Mart ayı falan. Hatırlıyorsunuz. Eşim gece gece seni izliyorum diye tripli bana abi demiş Cihat Halit. Ee, sev, cih, sevgili Cihat Halit'in eşi. Bu adam e, bu adamın Tek kaygısı futbol. Bu adam Galatasaray muhtemelen. Sallıyorum şu anda ama büyük ihtimal Galatasaraylı. Ee, bir stres atmak istiyor. İki muhabbet dinlemek istiyor. Ee, hiçbir şekilde bunu bir ilgisizlik olarak almamanı rica ederim. Ee, seni de anlıyorum ama Cihat'a da haksızlık yapmanı istemem. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Cihat'cım bunu da izletirsin. Sevgili eşine sevgiler. Cihat'a da sevgiler. Hatırlatma abi. Düşman maşını evlerden bırak demiş Selman. Ne için diyor bu acaba? Alex TS'e nasıl bakıyorsun abi Emre Yıldırım? Maddi şartları görmeden bir şey diyemem. <laughs> Cihat Ali Reşit çok haklı kapat interneti kız demiş sevgili eşim. Ee, Oliveira'yı ne yapacağız abi demiş Kadir Çelik. Valla ee, Oliveira'nın ya zamanla toplar tekrar yani illa Form durum olarak hep böyle kalacak diye bir şey yok ama Oliveira zaten dönem dönem düşüşler yaşayacak bir oyuncu yani fiziksel kapasitesi böyle hani lan bu adam yaşından önde gidiyor denilecek bir fiziksel kapasitesi yok tam tersi hatta biraz yaşlandıkça iyice ağırlaşacak bir konuma gelebilir biraz daha böyle regista gibi regista altı gibi bir role dönüşebilir ama Torreira olduğu sürece de onun çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. E, ee, Oliveira'nın o rolünü biraz daha Getson Fernandez tarzı 8 numaraları kaldırabilir. Ee, ha onu yapamaz demiyorum yani. Fena bir regista olmaz. Ama Torreira olduğu sürece böyle bir ihtiyaç da yok. Galatasaray nasıl 3 yıl daha faydalanacak? Göreceğiz bakalım. Aa. Deniz Yaşayan süper chat atmış. Aklıma Latovlevic'i geldi bir anda. O neydi ya demiş. Ya zaman zaman çok faydasız da böyle tabii ki Galatasaray seviyesi oyuncu değil de böyle daha berbatlarını da gördüm ya. O yüzden Latovlevic'e en kötüsümüş gibi gelmiyor bana. Hamza Altıntaş süper chat atmış. Kazım iyi potansiyel ama bir genç yatırım iyi olur demiş. Sevgili Ramazan Ekmen 10 tane e, üyelik hediye etmiş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Robin Atabey de süper chat atmış ama yorum yazamamış. Ben yine de senin ismini okuyayım. Ha evet. Bu niye böyle oldu ya? Mesajın çıkmamış Robi. Normal yazarsan okurum. Fanderon söyleniyor Orta saçı ne düşünüyorsun abi? demiş. Ya çok alıcı gözle izlemedim. Açıkçası yakın dönemde ee, bakarız birlikte, değerlendiririz. Kesene bereket Ramazan demiş Kadir Alkan. Eee Berber olmadığını tahmin ediyorum. Berke Özgen teşekkürler Ramazan demiş. Ee, güzel bir muhabbet dönüyor. Chat'teki sohbeti seviyorum. Sohbet havasını. Hüseyin Büyükünlü abi Kazım'ın ikili mücadele çok kaybetti. 8-18 demiş. Ya Bu yaştaki bir oyuncu için bu tecrübedeki bir oyuncu için e, Süper Ligi özümsemiş artık yıllarını vermiş adamlarla Birebir eşleşmenin eşleşmelerinde zaman zaman sıkıntı yaşaması doğal. Bunlar normal ama böyle probleme dönüşen pozisyona dönüşen ataklar da gerçekleşmedi. Muhammed demiş ki Furkan Yüksel doğru söylüyor. Peki Furkan Yüksel ne söylüyor? Onu göremedim. Robin'in mesajını okuyayım. Ya bence Galatasaray Sivas maçında şampiyonu ilan edecek. Trabzon Fener'den puan koparacak gibi demiş. Benim de e, beklentim var. Ben zaten Trabzonspor'un maçını hep zor geçeceğini düşünüyordum. Giresun maçını da zor geçeceğini düşünüyorum. Çok kolay geçeceğini düşünen e, insanlar oldu. Ama ben öyle bakmıyordum. Çünkü Giresun'un durumu hep çok kritikti ve Giresun büyük takımlara karşı oyunu çok tutan bir takım. Ya bir tek Galatasaray maçının ikinci maçını tutturamadılar. Galatasaray'da yenen 3-4 takımdan bir tanesi. 4 takımdan biri. Biri Beşiktaş. Kayseri var, Konya var, Giresun var. Bence gayet iyi Kazımcan siz vasata alışmışsınız demiş Kadir Alkan. Oğlum gayet iyiyse ben niye vasata alışmış olayım? Cümleni an ikisi cümle birbirine oturmuyor. Simeone hakkında yeni bir yani bilgi akışı olmadı. Sormadı. Ama öğrenirim. Öğrenince bilgi aktarırım size. Sorarım bir dahaki Galatasaray yayınında şey yaparım. Transfer haberleriyle burada oluruz. Merak etmeyin. Haber değil de güncellemeler böyle. İlla çok acayip bir haber olacak anlamına demiyorum. Versin Oliveira Torreira çok olurdu gerçekten demiş Muhammed. Versin ne ya? Ya valla Burak Elbas'ın yatacak yeri yok. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Şu Getson Fernandes Galatasaray'da olsaydı Getson Torreira tarumar ederdi. Yemin ediyorum ortalığı. Tam da bence Avrupa'ya da uygun bir hat. Biri 24 yaşında biri 26 yaşında senelerce de kullanırdın. Seneye Alex Telex Cuk oturur sola demiş Armağan Demirezen. Tekrar denenebilir. Ben Galatasaray deneyimini değerli bulmuşumdur. Galatasaray tecrübesi de var. O da ekstra bir faktör. Ee, gayet de listeye alınabilecek bir oyuncu ama tabi son fiziksel durumuna çok iyi bakılması lazım. Sağlık durumuna çok iyi bakılması lazım. Biraz yıprandı ortada. Son iki sezonu çok iyi geçirmedi. Oliveira'nın iyi pozisyon alması dışında yeterince mücadele etmediğini düşünüyor musun? Korner'de Beşiktaş başındaki gibi yine yara attı kendini demiş. Ee, abi yeterince mücadeleden kasıt dinamizmse dinamizm hiçbir zaman gelmeyecek. Eee Ekrem Yavuz'un süper chat'i bu arada. Teşekkür ederim Ekrem'e. Hiçbir zaman o dinamizm olmaz. Zaten dinamik olsa herif başka bir seviyeye gider. Premier Lig oyuncusu olur yani. Premierlikte Lig'de süre almamasının yani sebebinin zeka ya da top tekniği olmadığını ya da pas becerisi olmadığını tahmin edebiliyoruz. Zayt olsa ne dersin 8'e? Ha, Brutal altın ağız. Kafamda bir aa, fikir belirdi. Ya şey yapmayayım. Kafamda bir fikir belirdi. Ben Beşiktaş'a düşünüyordum açıkçası. Beşiktaş'ın çok ucuk oturabilecek bir oyuncu diye. Trabzonspor'un istediğini biliyorum. Vallahi hayır demem. Galatasaray'a da hayır demem. Zayt gayet de cuk oturabilecek bir isim. Enteresan ama. Bayağı enteresan. Ama Galatasaray talip olursa Ali Koç limit falan dinlemez şey yapar tutar diye düşünüyorum ama mantıklı. Yunus Emre Kaya, geston Beşiktaş'tan gelir mi abi sence zorlanmalı mı? Ya mümkün değil öyle bir şey canım. Beşiktaş'tan zorlu adam alamazsın. Böyle bir şey mümkün değil abi. Bunlar dev kulüpler ha birbirine rakipler. Mümkün değil yani. O geçti Borun pazarı. Burak Elmas bir tane faydalı iş yapacaktı. Onu da eline yüzüne bulaştırdılar. Ya yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya akıl mantık dışı yani. Bence Zai's'ın Mertensin yerini oynar demiş Perdeci Plays. Bu arada Zai's Oliveira'yı da rahatlatır biliyor musunuz? Bence içeri koşusu olan 8 numara hem birbirlerini e, iyi yedeklerler bir yandan hem de birlikte de oynayabilirler. Çıkaldığı Zai's'tan daha iyi demiş Nonda ana konuda. Bence değil. Ki Kaldağ'ı da gömüldüğü kadar kötü bulmayan biriyim asla. Hep de biliyorsunuz çok da söylüyorum. Ee, ama o kadar da değil yani. Zayt bir devrede 9 adam. Ya nasıl faydalanamaz Fenerbahçe Zayt'ten? İnanılır gibi değil ya. Muhittin Şentürk süper chat atmış. Teşekkür ederim. Ee, Muhsin Özdemir Zayt şampiyonel topçu değil. Torreira seviyesi bekliyoruz demiş. Ama Mustin her futbolcuda Torreira seviyesi olamaz bro. Rotasyon oyuncunda Torreira seviyesi olabilir mi? Arsenal misin sen? Torreira orada rotasyon oyuncusu olur. Senin ana oyuncuların belli olacak. Ondan sonrasını daha bütçene göre hesaplayacaksın ki yıldızların maaşlarını tolere edebilesin. Parayı Icardi'ye gömebilesin mesela. Değil mi? O açıdan söylüyorum. Uğurcan haberlerine ne diyorsun demiş Güven. Ya inanılmaz mantıksız gelmedi. Sene böyle bir girişim olacağını düşünüyorum ama bu sene olur mu? Bile bilemedim. Çok mantıklı değil. Galatasaray şampiyonlar yine kalırsa gelecek sezonda iyi geçirirse bir sonraki sezon için mutlaka girişim yapar diye tahmin ediyorum. NDI uçuyor olmaz mı demiş Cüneyt Kale. O da uçuyor dediğin gibi. Şu sıra kimse şey yapmaz. Ramazan e, süper chat atmış. Uğurcan konuşuluyor. Galatasaray'a gelir mi gelirse yarar mı demiş. Yani net yarar tabii ki canım kaleyi. E, yani bu adam birkaç yıl önce Premier Lig'den Liverpool'dan teklif aldı. Birçok ligden istenen bir adam. E, ama istenen bonservis bedeli biraz Avrupa'nın giriş seviyesi için bir deneme için fazla. Ramazan okudum süper chatini ya. Başka da mı yazdın? Süper chatin boşa gitti ya demiş de. Gitmeli gitmedi Rahat ol. Süper chatini yaptık. Hiçbir... Ee, Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz gibi bilir ya. Galatasaray'da kimsenin maaşı kalmaz. Rahat olsun. Süper chat olsun. Bir şekilde okuruz. Geri döneriz. Bakarız. Problem yok. Ya Uğurcan kesinlikle fark yaratır abi. Yani Mustara seviyesine en yaklaşan yerli kaleci olduğu da kesin. E, milli takımında net kalecisi. E, zaman zaman formayı kaptırıyorsa da Totalde yakın dönemin en çok forma giyen kalecisi. Ben Uğur'un Uğurcan'ın daha doğrusu yakışacağını da düşünüyorum. Uğurcan alacağım ama Livakovic alırım demiş ne olacak böyle de alamazsın La Liga gidiyor adam. Ya herkes de şey pazarda değil yani. Ee, Livakovic dünya kupasından sonra zaten belliydi bir büyüklük yapacağı. Abi 10 yıl sonra ilk defa Mustafa Kale'ye güven vermiyor demiş Kadir Çelik. Yok daha önce de böyle bu tarz dönemler oldu. Çek Grimaldo ile Fandem Bumeni demiş Berat Şahin Ya bu Grimaldo meselesi çok enteresan. Abi Grimaldo'nun bak gelmesi mümkün ihtimal yok ya. Bak ihtimal yok. Grimaldo zaten Galatasaray'a gelmeye okuyor Zaten o maaşı alır Benfica'dan. Benfica'dan ayrılıyor o adam. Şampiyonlar Ligi çeyrek final oynayan takımdan ayrılıyor arkadaşlar. Gelecek sezon Banko Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımdan ayrılıyor. Sizce şey için ayrılıyor olabilir mi Türkiye Ligi'ne geleyim? Şampiyonlar elemesi oynayayım diye geliyor olabilir mi? Olmaz. La Liga'ya falan gider. La Liga'nın kalbur üstü bir takımına gider ya da bir Premier takımına da imzalayabilir. Bir İtalya Ligi'nin değerli bir takımına da imzalayabilir. Ya yani Grimaldo kalmaz yani bence. Halil Aşçıoğlu Grimaldo 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 demiş. Ama Grimaldo olmaz. Dost söyler. Mantıklı değil. Evet. Benimle aynı fikirde bir görüşte geldi. Hasan Can Kocaoğlu. Premier Lig'de gözden düşmüşken Luka e çok iyi gider. Malum Grimaldo hayal demiş. Dinya çok mantıksız da değil ya bu arada. Bu tarz adamlara fırsat vermek lazım. Ama çok da sakatlandı yani net bir rapor görmeden de bir şey denemez. Yabancı sınır durumunda son durum ne demiş Ferdi Cem Turan. Serbest kalacak gibi gözüküyordu mevcut federasyon kalsaydı ama biliyorsunuz Bizim ülkemizde futbol sadece futbol olmadığı için e, yabancı sınırını yabancı sınırı 14 Mayıs'tan sonra belli olacak arkadaşlar. Şaka gibi gelmekle birlikte şaka değil. Yani yabancı sınırla ilgili karar seçimden sonra belirlenecek. Osman Demir süper chat atmış. Çok teşekkür ediyorum. Dinye eski Dinye değil ki demiş İstanbul GS. Dinye eski Dinye olsa Premier Lig'de kalır zaten. Üst düzeye de, daha üst düzeye de gidebilirdi. Sadece bu şekilde bakmamak lazım. Yok bakarsan o da eski o değil. İki sene önceki. Harun Kara İlkay Gündoğan demiş. Çok büyük maaş talepleri olduğunu duydum kalacağını düşünmüyorum. Yani şey Türkiye seviyesine geleceğini düşünmüyorum. Deniz Yaşayan abi Fenerbahçe'nin 28 başvurusu ne olur? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi gidilmiş? Ya bu dönemde mesela ya çok samimi söyleyeceğim yemin ediyorum. Abi hiç bir düşünmüyorsunuz üstünde ya bu dönemde yapılır mı ya kendi insan kendi davasını sulandırır mı yani bu sen, yani böyle bir konunun Eee... Artık şampiyonluğu kör göze parmak Galatasaray'a verilen bir günde gündeme getirmek mantıklı mı? Bu işler mesela ne bileyim Kasım ayında, Ocak ayında mesela devre arasında falan. Yani. Çok mantıklı gelmiyor bana ya. Fenerbahçe'nin kendi... Şimdi bak bu konuda da şunu söyleyeyim. Burada çok Galatasaraylı var. Kızanlar da olacaktır. Fenerbahçe'nin kendine göre haklı olduğu taraflar var. Ben tasnif edilip bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, hani aynı sezonda iki tane şampiyonluk sayılması falan gerekiyor talep edilen kurallara göre. Tabii ki bunlar ayıklansın. Ama Fenerbahçe'nin haklı olduğu bir tarafta var ama bunu çok sulandırılmış bir şekilde bunu bir Süper süperlik politikası haline getirmek sıkışınca hadi bunu gündeme getirelim. Abi bu siyaset yani futbol siyaseti ve çiğ bir siyaset. İyi bir siyaset de değil yani. Siyasette olur bu arada. Siz, tabii ki politik davranırsın Yani siyaset derken şey siyaset siyaseti kastetmiyorum. Kulüp siyaseti, kulüpler arası politika diyeyim. Bir politikan olur. Bunu da gündemde tutmaya çabalarsın ama gerçekten mi ya? Giresun maçı sonrası bunu mu gündeme getirdiniz gerçekten? Ya Fenerbahçe ya bunu kim gündeme getirdiyse ve Ali Bey mesela onaysız geçecek hali yok. Ali Bey bence bir sorgulasın etrafındaki insanları. Bu mantıklı bir şey değil yani. Sarat Yakar süper çat atmış. Renato, San Renato Sanchez olmaz mı ya demiş. Ya vallahi olur da o bölgede şimdi 3 2 milyon 800 milyon maaş alan oyuncu var. YD'ye de full atılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Berkcan Arınçer açıkla hadi yazmış. Neyi açıklayacağım? Bakasetas nasıl olur demiş Enes Tekne. Bakasetas için çok teklifler aldı Trabzonspor. Onu söyleyeyim. Sporting'den sezon başı teklif geldi. Bakasetas gitmek istemedi. Benim bildiğim bir 12 milyon euro serbest kalma maddesi var. Ama Galatasaray'ın yerinde olsam 12 milyon verir miyim? Bakasetas çok beğenen biri olarak söylüyorum. Ben vermem. Emre Çelik Mehmet Demirkol Arda Seneye %90 gider dedi. Sen ne düşünüyorsun?" demiş. Ee, çok yani karşı olduğum bir fikir değil. Ben bir yıl daha kalma ihtimali olduğunu düşünüyorum bu arada ama e, biraz Jorge Jesus'un kalıp kalmamasına bağlı. Jesus kalırsa gideceğini düşünüyorum. Ben de öyle bir ek yapayım. Jesus kalırsa gider. Jesus kalırsa gitmeyi düşünen daha fazla eee isimde mevcut olduğunu biliyorum. Ee, ya tu ya Uğurcum demiş Muharrem Kantarcıoğlu. Bu arada 1908 kişiyiz. Ee, yine kulüp kuruluş tarihleri var 1930 kişiyiz. Şu anda e, yani kanalın şu an zirvesi ve yayın neresi bir buçuk saattir yayın yapıyorum. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani bugün benim için biraz zor bir gündü. Bir tık affınıza sığınıyorum. Ben bir saat 40 dakika falan normalde yayın yapıyorum ama bugünlük bir saat 23 dakikayı falan devirdik. Çok teşekkür ederim. Biraz dinlenmem lazım. Yarın Vole'de görüşürüz. Real Madrid Manchester City maçında yayında olacağız. Kez aynı Inter, Milan Inter maçıyla da çarşamba günü maç bitimi yayında olacağız efendim. Şampiyonlar Ligi'de mesleğimiz devam ediyor. Finalde de yayınımız olacak. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Oğlum gideceğim. Gider ayak. Maksim 1942 oldu. Hepiniz çok sağ olun. Çıkmadan önce bir beğeni tuşuna basarsanız harika olur. Bin yapabileceğimizi biliyorum. 803 beğenimiz var şu anda. çıkmadan bir bin yaparız diye tahmin ediyorum. Karakulluk çaresine güveniyorum. Son olarak bir abone sayımı da söyleyeyim. 229.837 yani 163 kişiyi daha abone olursa 230.000 olacağız. Kısa sürede de olacağımıza eminim. Ben sadece biraz hatırlatıyorum. Biraz racon geliyor. Buranın raconu bu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.